23 yaşındaki genç bir kadın iki çocuğuyla beraber 67 yaşındaki adamın yanına taşınıyor ve onunla dini nikahlı bir beraberlik yaşıyor. Bu beraberliğin tek bir şartı var. Sebahati Dinç iddiaya göre demiş ki benden bir çocuğun olursa sana bütün malı mülkü veririm. Sebahati Dinç şu anda canlı yayında. Hoş geldiniz yayına. Allah belanı versin. Önce Esra Hanım hayırlı yayınlar dilerim. Ben sevilen sayılan bir insanım. Ha sevilen sayılan. Ben ona git. Senin kızın. E-Devlet şifreme. Senin kızın diyor. Bakın, git bılgına sor benim, diyor. Sana diyor haha diyor gülerler diyor. Bak, avratlarla karılarla. ...67 yaşında değilim, ben 55 yaşındayım. Kim? Buna dikkat... Kim ya, olmanız neyi değiştiriyor? Gene 21 yaşındayım diye söyleyen hayır, adamdan ne beklersin? Esra Hanım orada bana yanlış yapıyorsunuz. Onun için söyledim lan ben. Lan ne yanlış ben 55 yapıyorsunuz? 3,5 haftalık, 4 haftalık gebeyim. Ne yanlış yapıyorsunuz ya? En büyük yanlış sensin zaten. Kulaklığı çıkartmak istiyor mu? Evet. 55'te kulağı fazla duymaması için erken mi şimdi, genetik galiba. Evet. Şimdi onlar adeta bir çetedir. Ben çete olsam ben 3,5 senedir kadınsığım evindeyim. Devlet benim ne olduğumu bunlar, biliyor merak etme sen. Sen kendine bak duvarına bak. Bak çete olması için araştıracaksın yanında, bunları. Caner sorar mısın çete olması için de, yanında Ankara, birden fazla kişinin olması lazım. Kim o insanlar? Ankara. Bak. Çete olması için yanında birden fazla kişi olması lazım. Birden fazla çok kişi var arkasında. Kim çok, var söylesene benim arkamda kim çok var? Kişi var bunun. Ne çetesi? Söyle lan kim var? Her, çete kim? O evdeki olayı anlat. Ha. Şimdi en son kardeşim dedi geldi buraya. Benim kardeşim evet, falan yok. Ben, bak gene kardeşin olayını açtı. Benim bak, kardeşim falan bak, yok. Bir bak, abim bak, var onunla da görüşmüyor. Yalan söylüyor. Sen bak, yalanına bak. Sen kendi yalanlarına bak. Geçen. Şimdi tek tek gidebilir miyiz? Kardeşim, benim kardeşim, olayım bu değil. Ben buraya niye çıktım? Ya benim olan bilmiyorum, kardeşim yok zaten. Anlamıyorum. Benim kardeşim şimdi, yok. Böyle onu, bir şey de yok. O, bir dakika uyduruyor. Ben anlatayım. Ben o çıktım? Anlatsın. Buraya niye çıktım? Bunun. Niye bunun, çıktım ben buraya? İki tane kardeşi var. İki benim tane iki tane kardeşim var. Anası var. Yok. Babası uydurma var, teyzesi var, halası var. Olabilir teyzem, halam olabilir. Bunu benim kardeşim yok, konuştuğum kardeşim hepsini yok. Hepsini tanıyor musunuz? Hayır, o gün evime geldi. Bak evime kamera taktırdım. Bak kamera taktırdım. Evime geldi. Kardeşim dedi, kardeşim dedi. Aklın gitmiş lan. Allah senin belanı versin. Dinlenmiyor ki. Tamam. Sebahati Bey. Siz ben Fadime... Ben Aklıs'tan çıktım dedi Antep'e. Soracağım. Ben işe gittim. Hı-hı. Ve geldim ki hala duruyor. Hı-hı. Oturduk biraz konuştuk. Aa. Sohbet ettik. Sebahati ama Dinç. Sizi ben Fadime Dinç ile kim tanıştırdı? Yatağa. İlk soruma cevap verin. Konumuz bu değil. Nasıl evet, tanıştılar? Ne zaman beraber yaşamaya başladılar? Şimdi Caner, ben onu şimdi Esra Hanım benim bundan haberim falan yoktu. Bu sığınma evinde başka bir kadını İbrahim'e yapmış. Yani hı, hanımlığa kabul ettirmiş. Hı hı. Ha. Oradan bir ay sonra da İbrahim bana dedi ki bir kadın gelecek benim eve dedi, onu da sana verelim dedi. Hı hı. Bir ay sonra geldi. Hı hı. Bana telefon açtı. Abla, dedi şey Sebahati miyim? Geldi. Ha. Biz telefonla görüştük. Telefonla görüştük. Durum dedik ki Anzemir hastası. Bir karın kim var? Çocuklarına bakayım, şey okudayım. Yalan söyleme. Hı hı. Bana karın marın, o karım öldü dedin lan. Ha. Karım
Dolmuşçu var. Dolmuşçuyla İbrahim böyle bu kadını aldı geldi. Mı? Benden peki. İbrahim 5 milyon aldı. 5 milyon. 5000 TL mi aldı Fatime ile tanıştırma karşı? 5000 TL aldı evet. Şöyle söyleyeyim abla. 4000 de taksici aldı. Bunu kuzular gittiler. Peki Fadime Suriyeli sığınma evindeki o kadını. Bu benden. Bir dakika Caner dursun. Bu benden. Fadime evet. Suriyeli kadın için İbrahim'den para almış mı? Yok. İbrahim'den para aldı mı? Yok öyle bir şey yok. Öyle tanıştı onu. Almıştır ben ne bileyim orada kendi aralarında bilmiyorum. Hani Fadime ile tanışmak için para verdin. Ha 5 milyar getirdi buraya arabayla 5 milyar verdim. Kimsesi yok dedi bu iki çocuk dedi iyi bak dedi. Ben de bakarım dedim. 10 gün kadar durdu bu kadın benim yanımda. Sonra? Anlat hele anlat fotoğraflarım var. Götürdüm senin evinde olduğun fotoğraflarım var. Götürdüm, Nisan, Mayıs biletini alıvırdım. Boşu anlat evet, da fotoğraflarım çıkacak şimdi. Biletini alıvırdım gönderdim. Bak gönderdim. Dur ya bir dakika ben anlatayım. Otobüsle gönderdim. Şimdi yaşlı olduğu için burada zor Ali alıyor. Var Antepli Ali. Onunla götürdük otobüse koyduk bir gönderdik. Siz bu hanımefendi. Bu 20 gün 30 gün sonra sığınma evinde ben yaşamıyorum bana Allah telefon Allah açtı. Ya. Bana bir... Aramızda bir mevzu daha oldu. Tekrar gitti. Bak kilise. Tekrar geldi. Geldi en son. Ne dediğini bilmiyor ki. Gitti geldi. Ne dediğini bilmiyor adam. Kardeşi geldi en son. Akşam kardeşi geldi. Bu benim kardeşimdir dedi. Uydur hele uydur. Ondan sonra oturduk, konuştuk, gidik içtik. Dedi kardeşi ki, senden ben Antep'te bir şey dedi, hapistan yeni çıktım. Kardeşi senden abla, bir şey istedi bir mi? Şey yok ya. Kardeşim yok. Benim hayır, kardeşim gelen bak, kimse yok. Vallahi yalan. Vallahi bu kadın Allah yalan senin belanı söylüyor. Versin. Ben anlatayım. Anlat hele. Aklı gitmiş. Ondan sonra... Benim kuzenim geldi zaten. Bir de yanında tamam, iki arkadaşım ben bıraktım. Vardı. Çiftliğime gittim. Geri geldim saat 9-10 gibi geldim. Evde hala gitmemiş o adam bekliyor. Efendime söyleyen biraz oturduk. Ben yorgunum tabii. Çalışıyorum. Dabıklar gibi oldum. O hala telefonda yazışma yapıyor. Amcacığım senden amcacığım ben diyorum gittim, ya. Beyefendi sizden şunu istediler mi? Benim kardeşimin üzerine ev yapacaktın, arsa yapacaktın, ya, ne bileyim tarla yapacaktın. Sözünü Ersan, tutmadın dediler mi? Hayır, öyle bir şey demediler. Bana yapacakları en son bir iş yapacaklardı. Bak. Peki beyefendiciğim siz evli misiniz? Anlatayım sonuna geleyim. Anlatmayın ama onu anlatmasın. Caner. Benim abim yok. Evli kuzenim mi? Geldi ama benim konum abim falan yok. Yok abin de var. Senin abin bunu da evinden alıyor. Senin kadın sığınma evinde kalman bak, bana abi, çok garip geliyor. Ya benim abim evli zaten. Abim var. Bak. Abim evli. Ben abimle görüşmüyorum. Nasıl abim Dur. Abim gelmiş ya. Öyle bir şey Caner, yok ya. Caner beyefendiye kiliste, sor. Beyefendi evli mi? Esranım. Karısı nerede? Evli misin? Ben ha? Evli misin? Ben evliyim. Anzemir hastası, eşime kızım bakar, oğlum bakar. Şu an nerede eşiniz? Efendim? Şu an eşiniz nerede? Şu an eşin nerede abi? Eşim oğlumun yanında. Eşim anzemir hastası. Koy vurdun mu bir yana geçer gider. Anladım. Siz eşinizle ilgilenmiyor musunuz? Biz bakıyoruz emekli, yediriyoruz, içiriyoruz. Çocuklar bakıyor. Peki aynı durumda siz ben olsaydınız eşinizin koca peşinde koşmasını nasıl yorumlardınız? Nasıl Esra Hanım? Aynı şey sizin başınıza gelseydi, eşiniz başka bir erkekle kaçsaydı ne tepki gösterirdiniz? Şimdi Esra Hanım evet ben çiftçiyim. Bak kafa Allah vermesin çok çalıştı ama hasta. Yani yaşasaydın aynı şeyleri tepki ne verirdin? Hiç ben yapamayacak bir şekildeysem tepki vermezdim. Kaç yaşında hani... eşiniz beyefendi?
ben ona verirsin. 57 yaşında. 57. Siz kaç yaşındasınız? 55 yaşındayım ben. Yalnız benim bir tane gece de 10 yıl inmiş. Oğlan varmış. Kimlik de 67 yaşında. Ne 55 ya? Neyse, onun yerine beni geçirmişler. Ben 57 yaşında, 55 yaşındayım. Peki, hiç yalan. Aklı dengesi gitmiş. Beyefendi, Sebahati Dinç. Karınız hasta bir Alzheimer'ken, halbuki bir şefkatle bu son zamanlarında belki de ona destek olmanız gerekirken, siz sürekli kadınların peşinde koşuyorsunuz. Gencecik bir kadını eş olarak dini nikahlı olarak yanınıza almaya utanmıyor musunuz? Bak Esra Hanım. Çok haklı zannediyorsun Esra kendini Hanım. Var ya terbiyesiz ya biz, tüm kadınlarla. Biz bak. Maddiyatla bir alakası yok. Bunun şeyini ben çekiyorum, ben kazanıp geliyorum, bunlara ben bakıyorum. Siz çocuğunuz yani yaşındaki bir insanla ilişki yaşamaya utanmıyor musunuz? Benim tek sorum bu. Şimdi ben baştan söyledim. Ben bir insanım. Terbiyesiz bir insan değilim. Burada kimi sorar? Arkadaş, bir çocuğum olursa Sebahati Bey şu vaatte bulundunuz mu? Evet. Çocuğun olursa sana çiftliği ve üç katlı bir şey apartman daire vereceğim dedim mi? Allah belanı vermesin senin. Çocuğun olursa üç katlı. Hayır. Bak millet demiş efendim, ki sosyal medyada yorum söyleyeyim. Yapmış. Demişler ki abla. Çocuk için, ya mal için, yani çocuk yapmış, herkes girmiş. Ha bana gülüyorlar ya, Allah genlerin başına da versin. Kimse çaresiz bırakmasın. Sen bunun için benim yaşantımı kimse bilmiyor. Sen bunun için gitmedin mi Fadime Hanım oraya? Ev karşılığı, arsa karşılığı, çiftlik karşılığı. Kadın sığınma evinde nereye kadar kalacaksın abla? Tamam işte. Çocukların için gidiyorsun. Dün sen dedin ya, bak yanlışsam düzelt. Bana Sebahati şu vaatte bulundu. Eğer çocukların bakmıyor, bir erkek çocuk dünyaya getirirsem tabu evet. Devirleri olacak. Evet. Sen de kuzenlerini çağırıyorsun çünkü beyefendi tapuları devir yapmıyor değil mi? Ya devir yapmıyor değil. Kuzenlerini sen bunları vaat ettin, niye yapmadın diyorlar. Kuzenlerini bu yüzden mi çağırdın? Evet. Yani hesap sorsunlar diye. Yani gitti bunlar. Şey sen gittin. Tekrar geri niye geldin? Yapmıyor topu yüzünün üzerine. Ya kadın getirdi eve. Özlem diye bir kadını getirdi. Ben sonra İstanbul Kadın Sığınma Evi'ne gittim. Geri geldim. Özlem diye bir kadın geliyor. Yeğenim diye getiriyor. Kıskandınız mı beyefendi? Yok kıskanma değil. Bana yeğenim diye getiriyor. Yeğenim diyor. Yeğenim diyor. Sonradan kadınla... ...odaya atıyorlar. Sebahati Dinç, bebeğin kontrolüne gittiniz mi? Testi yaptırdınız efendim mı? Yani benim daha burada söylemediğim birçok şey var ama adam sen var ya. Bir dakika. Bebek için sen kontrole gidip test yaptırdınız mı? Şimdi gittik. Çocuk var mı yok mu baktıralım diye. 25 günlük dediler bir şey var dediler. 3,5 haftalık dediler. Tamam. Ama 2-3 hafta daha dur. 2-3 hafta daha dur, bir daha gelin dediler. Olay sevindiniz mi bebeğiniz olacağı için? Efendim? Sevindiniz mi bebeğiniz olacağı için? Ya şimdi herkes evladını atmaz. Elbette yani sevinilir. Allah hani ben çocuk var diye hadi git demem ben. Ama hani Sebahacığım aldın mı dediniz? Çocuğu aldın mı? Benimse severim. Hastaneye beni çocuğu aldırmaya diye götürüyorsun değil mi? Diyor ki, ben diyorum ki abla çocuklarım küçük. Hayır, ben yala. Çocuk istemiyorum dedim başta. Dedim ben çocuk istemiyorum. Dedi hayır, ki. Hayır ben Sebahati Bey'e soruyorum bunu. Bak, bu çocuk olduğunu duyduktan bak, sonra. Bak. Caner cevaplasın. Sayın ablacığım bak sizin oraya geldi değil mi? Bak geldiği gün bana telefon açtı. Beni buraya. Açtı.
yaptı. Dur arayan bak ondan sonra lan, dedi ki. Arayan sensin lan, ne yalan söylüyor? Ben buradan, ben arayan buradan. Arayan kendisi zaten. Şş. Dedi. Ben programa... Rezil olursun dediler dedi. O evlendiği hapishanedeki çocukların akrabaları duyar, sen perişan olursun dedi. Ya yani, bir insan zaten rezil olacağın kadar istedi. Olmuşsun senin. Ya, şunu öğrenmek istiyorum. Ben buraya geldim, benimle kimse yani, ilgilenmiyor mu dedi Caner. Sen daha iyi anlıyorsun. Fadime Hanım sizi arayıp, ben kanala geldim. Burada benimle kimse ilgilenmiyor. Buradan gitmek istiyorum diye sizi mi aradı? Dedi, şey vallahi abla, dedi, ben gideceğim beni. Dedi. Yok, çocuğu arayın dedi. Sonra da gösteririm. Çocuğu kendisi aldır beni benim dedi. Çocuğu aldır benim dedi. Peki. Ben geri döneceğim dedi. Öyle bir şey yok. Niye yalan söylüyorsun? Sen aradın lan beni. Gel aldıralım dedik. Varsa öyle hatta bir şey gel dedi. Hatta kayıtlar da duruyor abla. WhatsApp kayıtları hepsi duruyor. Benim hiç çekingen korkum yok. Sen aradın beni. Ben öyle bir şey de söylemedim. Öyle oldu mu? Seni orada zorla mı tutuyorlar dedi. Ben dedim kimse zorla tutamaz ben dedim. Ben buradan senin yanına mı geleceğim, seninle mi yaşayacağım dedi. Fadime Hanım size, ben bu programdan çıkıp senin yanına gelip seninle yaşamak istiyorum mu dedi. Yaşamak istemiyorum demedi. Yanına varayım, benim çocuğumu aldır dedi. Orada bekleyeyim. Öyle bir şey konuşmadık benim ama kendisi aradı. Benim akrabalarım dedi, çocuğuyla kabul etmiyorlar. Ben geri döneceğim dedi. Ben aldırdıktan sonra geri döneceğim dedi. Benim bunu duyduğumda ve şaşırmamda, kızmamda, bunu söylemiş olmanız da mümkün. Çünkü insanoğlundan her şeyi her zaman bekleriz. Öyle siz, bir şey yok abla. Kendisi aradı, mesajlar da var, arama kayıtları da var. Siz bu beyefendiyle hastaneye gittiğinizde, gebelik olduğunu öğrendiğinizde 25 günlük bir şey var. Hı-hı. Tam adı konmamış. Ya bunu bir an önce alın diye mi gittiniz? Yoksa siz kendisi bu çocuğu istemedi. Doğurma planı mı yapıyorsunuz? Kendisi istemedi. O istemedi. Hayır. Sen istiyor musun? Ya ben çocuğu şu an istemiyorum. Nasıl istemiyorum? Bunun yüzünden ben bunun çocuğunu istemiyorum. Peki, onları için ben çocuğu istemiyorum. Sana evi vermiş olsaydı. Bu yaptıkları için Fadime, ben çocuğu istemiyorum. Ben ortada kaldım. Ne yapacaksın? Çocukla doğurup ortada mı kalacaksın? Fadime, sana gebesin. Tamam, al sana tarlayı veriyorum deseydi ister miydin çocuğu? Ya tarlayı verse de bir şeyi verse de ben çocuk... Çiftliği yani, ister miydin? Şimdi o günkü kafana göre düşün. Ya, o gün yapsaydı olurdu. Şu an ben bir şeyi, hiçbir şeyini istemiyorum. Yani çiftlik ya da malın karşılığı bebek. Hı hı. Bu kendini satmak biliyor musun? Nasıl kendini satmak? Şöyle. Sen bir şeyin karşılığında bir çocuk dünyaya getireceğini düşünüyorsun. Ben sana şimdi Sebati Bey benim için utanmaz kendisini bir adam. Satmak evladı, torunu değil. Yaşındaki bir insanla insan birlikte olmayı aklından bile geçiriyorsa kabul edilemez. Tiksinç bir durum. Fakat senin de kadın sığınma evine gidip, hı hı, orada sığınan ve mağdur kadınların yalnız ve çaresizliğinden faydalanıp onlara koca bulman da benim kafamda soru işareti. Ya koca bulman sen, değil, öyle bir şey yok zaten. Ailesi onlar olan, konuştular gerektiğinde zaten. Sana mal mülk yapılmadığında kapıya kuzenlerine, kardeşlerine dayayan Fadime 3,5 yıldır sığınma evinde. Hı hı. Senin tamam. Sığınma evinde ne işin var? Sen sığınma evindeyken oradaki çaresiz kadınları nasıl koca buluyorsun ya? Ya koca buluyorsun diye bir şey yok zaten. Kim ama diyor bunu koca buluyor zaten? Da var Fadime. Ya bunlar görüştüler Fadime, zaten. Baba şimdi, olarak, bunu baba olarak kadın kendi rızasıyla söylüyor. Sebati ben kimseye koca bulmuyor. Ama resmi böyle beni rezil edecekseniz ben programdan gidip çıkıp ayrılacağım. Çocuğu da aldıracağım. Çocuklarımı da alıp kadın sığınma evine gideceğim. Bakın Sebati Bey'i baba olarak gösteriyorsun ama resmi kayıtlarda kiliste sana zorla tecavüz ettiğini söylüyor. Bir ya zaten bunu veriyorsun. Bu konuda bak. Aynı zamanda bu kişinin siz ortalığı karıştırıyorsunuz. Hayır, ben doğruları zaten söylüyorum. Eşim biliyor zaten. Kilise kim hamileydim, şikayetçi oldu. Hamileydim, hastaneye kilise gittik zaten. Fadime, bu çocuğun babası. Hı. Sebati Dinç mi, başka biri Sebati mi? Sebati Dinç DNA testi de yaptırırım abla. Nereye yapacaksın kız, ortada daha doğru, çocuk var mı yok mu? Ben seni daha yarın... Var zaten, doktora, hastaneye gittik. Beyefendi, ben size anlayacağım. Evine gideceğim. Fadime Hanım. Yok ben yaptırdım bu diye çocuğu, bir şey yok. Bu çocuğu. Ben siz yaptırdınız demiyorum. Fadime bir Hanım. İnsan çaresiz kalıyorsun. Kadın sığınma evindeki çaresiz kadınlara niye bu kadar çevresi olan biri koca buluyor, bana biri bunu açıklasın. Tanıştırdı İbrahim Güler
ben bana cinsel saldırıda bulundu diyen bir kadın bu. İbrahim'e koca buluyor, eş buluyor kadın sığınma evinden. Sonra İbrahim'le gidiyor, ilişki yaşıyor. İbrahim denilen kişiden cinsel saldırıda bulunduğunu söylüyor. Böylesi bir adama bir eş gönderilir mi? Ve Suriyeli bu kadın, bakın bizim ülkemizin vatandaşı da değil. Hiçbir şey bilmiyor. Ve ben o kadının para karşılığında satıldığına adımın Esra olduğu kadar emin değilsem ne olayım? Yarın tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.